Evet, Okan hocamızı bugün kardiyoda yakaladık. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsın hocam, iyisin? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet, bugün kardiyoyu öğleden sonraya bıraktık. Öğleden önce işlerimiz vardı, yapamadık. Ama antrenman yapıyoruz gördüğün gibi. Hocam bu kardiyo esnasında isterseniz bir söyleşi yapalım. Olur. Bugün farklı bir konuyla geldim karşınıza. Bakalım ne sorular gelecek. Takipçilerinizin merak ettiği sorular, takipçilerimizden gelen sorular var hocam. Bunları ben sıraladım, derledim. 12 tane sorum var. Oo. Kardiyoda bunları cevaplayabilir misiniz? Evet, olur. Bilmiyorum. Tamamdır. Sevgili takipçilerimiz, şanslı gününüzdesiniz. Bu video sizin için. Birinci soruyla başlıyorum hocam. Kaç yıldır sporla uğraşıyorsunuz? Kaç yaşında spora başladınız? 33 yıl oldu spora başlayalı. Tabii hepsi vücut geliştirme değil. Maşallah. 6 yaşında karate İstanbul şampiyonluğuyla başladık. Ondan sonra 13 sene dövüştüm. Ondan sonra da vücut geliştirmeye döndük. Yaklaşık 22 yıldır da vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorum. Halen devam ediyorum. Geçen sene yarışmaya girdim. İnşallah bu sene de bir yarışma düşünüyorum. İnşallah hocam. Önümüzdeki maçlarda da derece çıkartacaksınız. Ve bizi gururlandıracaksınız. İkinci soruyla devam ediyorum. Aldığınız dereceler, başarılar var mı diye bir soru gelmiş takipçilerimize. Az önce de söylediniz, karate'de İstanbul şampiyonluğu ve geçen sene Türkiye üçüncülüğü müydü hocam? Evet, Türkiye üçüncülüğü. Şimdi 6 yaşında karate'de İstanbul şampiyonluğuyla başladı. Ondan sonra 3 kere Türkiye şampiyonluğu, 20'den fazla İstanbul şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler aldım karate'de. Ondan sonra vücut geliştirmeye döndük. Vücut geliştirmede de bir kere Türkiye üçüncüsü, bir kere Balkan şampiyonluğu ve iki kere de dünya atıcılığı aldım. Geçen sene de masterlarda Türkiye üçüncüsü oldum. Halen devam ediyorum aktif sporculuk hayatıma. Hocam durmak yok, sporla kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz. Evet, devam. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Tekrar yarışmak istiyor musunuz diye bir soru gelmiş. Tekrar yarışmak istiyorum da bakalım vücut, sağlık, ekonomi, psikoloji buna müsaade edecek mi? Ben girmek istiyorum. Ama şartlar neyi gösterir, nasıl olur? Bunu zaman gösterecek. Şu an bir hazırlık süreci aşamasındayım. Hazırlanıyormuş gibi antrenmanlarımı yapıyorum. Bu sporda ciddi bir beslenmeye para harcanıyor. Beslenme olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Daha önce de demiştiniz bunu. Evet, maliyetler fazla. Ve dördüncü soruya devam ediyorum. Eğitim verdiğiniz, çalıştığınız kurumlar daha önce hangileriydi? Evet, Türkiye'nin çok önemli kurumlarında eğitimler verdim. Bir tanesi Hava Harp Okulu. Burada F-16 pilot adaylarına, öğrencilerine pilotaj eğitimlerine yönelik eğitimler verdik. Fitness'la alakalı, kısımlarıyla alakalı olarak. Polis Teşkilatı'nda, Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 4 yıl eğitim verdim. Polis Teşkilatı'na. Bunlar sadece çalıştığım önemli kurumlardan birkaç tanesi. Vesaire vesaire. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten bizim polis teşkilatımıza ve askeri teşkilatımıza da destek oldunuz. Orada da emeğiniz var. Emeğiniz unutulmaz hocam. Gayet gururlu bir meslek icra evet. etmişsiniz. Orada da ben şahsen çok mutlu oldum bunları duyduğuma. Çok gururlandık evet. Orada, bilmiyordum gerçekten. Yeşilköy Harp Okulu muydu evet, hocam? Evet, Yeşilköy Hava Harp Okulu. Of çok iyi ya. İçerisinde görev alma gerçekten bir gurur olmalı. Mükemmel bir duygu. İçeriye girişler, çıkışlar, oradaki çocuklarla ki Türkiye'nin en başarılı öğrenci profili Hava Harp Okulu. Tam bir puana yakın bir puanla okula giriyorlardı zaten. Çok iyi hocam. Evet. Sonraki soruyla devam ediyorum. Beslenmenin bu işteki önemi nedir hocam? Beslenmenin bu işteki önemi çok önemli. Bunu biz çalıştırdığımız arkadaşlara, üyelere, bu işi yapanlara defalarca kez anlattık. Anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Bu işin %75'i, 80'i beslenmedir. Yediğiniz ölçüde büyürsünüz, gelişirsiniz, zayıflarsınız veya kas yaparsınız. Dikkat ettiğiniz ölçüde fayda görürsünüz. Dışarıdan supplement veya farmakolojik ilaç bile alsanız beslendiğiniz takdirde faydasını görürsünüz. Beslenme olmazsa olmazımız yani. Peki bu sporu yapan arkadaşların diyetisyene gitmesini öneriyor musunuz hocam? Kesinlikle öneriyorum. Ezbere beslenme programı yazılmaz. Kişinin kan değerlerine bakılarak işte demiri, kalsiyumu, magnezyumu, östrojeni, testosteronu, kan tiroidleri, kandaki bütün karaciğer, AST, ALT, böbrek fonksiyonları, şekeri var mı yok mu? Buna göre bir beslenme süreci hazırlayıp ona göre takibi yapılmalı. Hocam çok teşekkürler ve sonraki soruya geçiyorum.
Supplement ve farmakolojik ilaçlar için neler düşünüyorsunuz? Düşünceniz nedir? Ben başlangıç aşamasında hiçbirini önermiyorum. Çünkü kişi önce güzel bir beslenme programı yapmalı. Karbonhidratını, proteinini güzel bir şekilde almalı. Yetmediği takdirde supplement kullanılabilir. Farmakolojik ilaç kesinlikle hiç kimseye önermiyorum. Tabii bu işi profesyonel yapan kişiler yarışma süreçlerinde bunları kullanmak zorunda kalıyorlar. Ama amatör, hiçbir amacı olmayan, sadece gösteriş için bu işi yapanlar veya gelişim için farmakolojinin tesisine bile girmesinler, kullanmasınlar. Gençlere ve yeni başlayanlara duyurulur. Kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Sakın kullanmayın. Sağlık önde geliyor diyoruz. Evet, önce sağlık. İleride pişman olabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Gençlere ekstra başka tavsiyeleriniz var mı hocam? Gençlere tavsiyelerim şu. Bu işte sabırlı olacağız. Bir sürece yayacağız. Disiplinli olacağız. Önceliklerimizin arasında en başa koyacağız. Önem verdiklerimizin arasında olacak ki bize bir şeyler kazandırsın. Ama önceliklerimizin arasında gezmek, tozmak, yemek, içmek varsa, önceliklerinizin en başında gelmiyorsa o kadar süreçte gelişirsiniz. Dolayısıyla bu sporda devamlılık çok önemli, disiplin çok önemli. Bunu yapabilirseniz zaten gelişimi o takdirde göreceksiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Kazık soru yok mu? Kazık soru. Bakıyorum hocam, liste sıraya gidiyorum, az kaldı. En zorlandığınız soruyu en son sorayım o zaman, tamam. Hangisi diye. Bekliyorum. Hocam eğitim durumunuzu merak eden takipçilerimiz olmuş. Nerede bu işi eğitim durumu kötü olup da yapan kişiler var, iyi olup da yapan kişiler var. Sizin bu konuda düşünceniz ne? Siz ne önerirsiniz? Sizin eğitim durumunuz ne? Sanırım bunu merak ediyor sayın takipçilerimiz. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu mezunuyum. Türkiye'nin en iyi spor akademisi Marmara Üniversitesi, çok ama iyi. Ama hem de alaylıyım. Yani ben hem yarışıyorum. Dolayısıyla bu işin biraz önce bahsettiğin gibi bir alaylı kısmı var. Yani okulunu okumamış ama tabanından gelmiş, yarışmış, tabiri caizse salonun tozunu yutmuş kişiler var. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Bana göre onlar bu işin eğitimini alan kişilerden daha iyi bu işi biliyorlar. Ama buradan eğitim almayın demiyorum. İkisi bir arada olduğu zaman tadından yenmez. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Sonraki soru, evli misiniz diye bir soru sorulmuş hocam. Sanırım hayranlarınız da var sanırım, merak eden. Neler düşünüyorsunuz? Dışarıdan evli gibi durmuyorum herhalde bu soruyu sorduklarına göre. Bu sporla uğraştığımız için bizi genç ve diri tutuyor. Ama evliyim. İkizlerim var. 14 yaşında. İkiz bir erkek. Tabii evlilikle bu yarışma süreçleri, bu spor tamamıyla birbirine zıt. Bunu böyle neden söylediğimi, bu işi profesyonel yapan yarışmacı arkadaşlarım beni çok iyi anlıyorlardır. Çünkü bu süreçte aileyle yeri geliyor bir yere gidemiyorsunuz. Ortak bir şeyler yapamıyorsunuz. Beslenmeniz belli bir periyotta ilerliyor. Vücudunuzu diri tutabilmeniz için. Dolayısıyla bir takım sıkıntılarla yürüyor. Hocam çok teşekkürler. Bu süreçteki peki yarışma sürecinde çok bu zorlandığınız anlarda en büyük destekçiniz kimdi hocam? En büyük destekçim tabii ki yanımdakiler, eşim ve çocuklarım bana sabrettiler, sabır gösterdiler, alttan aldılar, istediklerimi yerine getirdiler. O bozuk psikolojiyle yarışmaya güzel bir şekilde hazırlanmamda en büyük etken ailem, onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan onlara selam yolluyorsunuz hocam. Buradan onlara selam gönderiyorum, öpüyorum, iyi ki varlar. Her zaman var olsunlar, benim yanımda olsunlar, bana destek olsunlar. Hocam gerçekten örnek bir baba figürüsünüz şu anda. Evet. Ve eş figürüsünüz aynı zamanda. Sonraki soruya geçiyorum. Bu spora kaç yaşında başlanmalı diye bir sorumuz var hocam. Şimdi bu spora erken yaşta başlayanlar da var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şundan dolayı küçük yaşlarda gelişim aşamasındayken kişiler buraya gelip normal düzeyde spor yapsalar herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama salona girip bir iki hafta sonra burada abilerini görüp büyük ağırlıkların altına girip eklemlerine, kaslarına fazla yük bindirip büyüme evresindeyken bu süreci yavaşlatabilirler. Ondan dolayı önermiyorum ama herhangi bir sporla uğraşıyorsa antrenörün vermiş olduğu program çerçevesinde o branşa yönelik antrenmanlar yapılmalıdır. Buranın da altını çiziyorum. Kesinlikle yapılacaksa da dikkat edilmeli ve hoca gözetiminde yapılmalı. Tek başına yapılmamalı. Ve disiplinli şekilde ilerlemeli. Tabii disiplin kesinlikle olmalı. Olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Bu her sporda değil, her alanda böyle. İş hayatında ya da spor hayatında disiplin olmadan maalesef başarı gelmiyor. Evet, bunu da ben üzerine eklerim hocam. Ve son sorumuz hocam. Sizin de vaktinizi alıyoruz hızlıca. Bunu da sorayım.
özel yaşam ile bu spor arasında çatışma oluyor mu diye bir soru var. Sanırım bunu soran takipçimiz de bir sıkıntı yaşamış sanırım. Belki de ondan soruyor. Acaba sizde var mı diye, sizde böyle bir durum yaşadınız mı diye sormuş olabilir diye tahmin ediyorum. Biraz önce bahsetmiştim. Özel yaşam benim özel yaşamım aile. Onun dışında bir özel yaşamım yok. Evli olanlar için bu spor gerçekten bir handikap. Ailenizin, eşinizin bu sporla uğraşıyor olması sizin işinizi kolaylaştırır. Ama eşiniz eğer bu sporla uğraşmıyorsa, bu işe tamamen uzaksa belli bir süre bunu kabullenmekte zorlanacaktır. Yediğiniz besinler olsun, yarışma süreçleri, sinirli ve asabiyet durumlarınız, düşük şeker olduğu zamanlardaki asabiyetleriniz ailenize negatif oranda yansıyacaktır. Dolayısıyla paylaşımınız az olacaktır. Bu da ailede sıkıntı yaratıyor. Ama anlayışlı olur. Belli bir süre yarışma sürecinde size katlanabilirse size pozitif anlamda faydası olur. Ama ben yine şunu söylüyorum, her zaman biz kendimiz için söylüyorum, eşlerimiz haklı. Bu yarışma süreci gerçekten çok zor bir süreç. Allah onlara, psikolojik olarak yok, özellikle. Psikolojik olarak çok yıpranıyoruz, yanımızdakileri de yıpratıyoruz. Dolayısıyla onlar yanımızda olduğu için en çok yıpranan onlar oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Bir 10 dakikalık gibi bir sürenizi aldık. Ben teşekkür lütfen ederim. Yine beni yakaladın. Güzel sorular sordun. Umarım herkese bu bilgiler yararlı faydalı olur, olmuştur. Faydalı olur. Çok teşekkürler hocam. Ve her zamanki gibi bir klasik kapatışımızı yapalım. Hadi Volkan hocamızdan iyi bir poz gelir mi? Her zamanki gibi pozunu verdi, girişini yaptı. Hocam size biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir el sallar mısınız hocam? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Volkan hocamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Dostlar seviliyorsunuz. Hoşçakalın.